Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Gündem Özel programında birlikteyiz. Bu akşam stüdyomuzda Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili ve Milletvekili adayı Kemal Zeybek var. Sayın Zeybek, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ediyorum. Siz de nasılsınız efendim? Sağ olun, teşekkür ederiz. Sayın Zeybek, seçim çalışmaları devam ediyor yoğun şekilde. Şurada 1 Kasım'a da 2 gün kaldı. 3 gün kaldı. Evet. Nihayetinde sona doğru geldi. Ülke gündemi de bir hayli yoğun. İsterseniz bir ülke gündeminden girelim. Sonra parti çalışmalarına doğru döneriz. Malum bugün medya organlarına yönelik el koyma operasyonları oldu. Dün başlamıştı, bugün devam etti. Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu dün gitti, destek verdi. Bugün de bir grup CHP'li milletvekilleri o medya kuruluşlarında gidip destek açıklamaları yaptılar, destek verdiler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Ben bu akşam televizyonlar başında bizleri izleyen, dinleyen yurttaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. Tabii son iki gündür ülkemizde beklentilerin üzerinde olaylar olmaya başladı. Biz bu tür olayların seçim sonrası olabileceği beklentisi içerisindeydik ama seçim öncesi çok aceleci ve ani bir kararla Koza grubunun tüm mal varlığına ve şu andaki yapısına el konulduğunu kavyum atamasıyla beraber bunu yaşıyoruz, izliyoruz. Ama şu var, şu andaki yapılan olay el konulma Koza grubunun ekonomisine değildir. Özellikle seçim öncesi Koza grubunun elinde bulunan medya grubuna, medya yapısına el konulmuştur. Bugün televizyonla ve Kanal Türk televizyonunun varlığı bugün şu andaki mevcut hükümeti, AKP'yi, Cumhurbaşkanı çok rahatsız eder duruma gelmiştir. Bu sebepten dolayıdır ki şu andaki kayyum bu şekilde atanmıştır. Ama biz bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Demokrasilerde özellikle medya yaşamak zorunda. Medya olmadan demokrasilerin varlıkları kendi işlerinde, özellikle iş yönetmenlikleriyle, işlerlikleriyle ortaya çıkmaz. Ülkemizde tabii ki anayasal düzen içerisinde kendi adına, ülkemiz adına ve şu anda bilinmeyen olayları, haberleri halkımıza duyuran haber kanalları, haberler yaratılmak zorundadır. Bunlar doğru haberler olmak zorundadır. Şimdi şu anda Koza grubunun elindeki Bugün Gazetesi ve Kanal Türk televizyonu, Bugün televizyonu gerçekten anayasal olarak şeyini yerine getiremiyorsa, haberlerinde yalan haber, olumsuz haberleriyle beraber şu anda uydurma haberlerle halk nezdinde haber durumundaysa, tabii ki biz bunu doğru olmadığını söyleriz. Ama mevcut durum itibariyle şu andaki mevcut hükümeti, Cumhurbaşkanını eleştirmek doğru habercinin en temel unsurlarından olduğunu düşünüyoruz şu anda Türkiye'de. Çünkü tüm olumsuzluklar şu andaki mevcut hükümet ve Adalet Kalkınma Partisi'nin yaptıkları, Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarıyla mevcuttur bu ülkenin olumsuzlukları. Evet. Bunlar da tabii ki olumsuzluklar, halka bildirilmek zorunda, anlatılmak zorundadır. Ama siz bunları yaparken CHP'nin özellikle ulusal kanalında bulunanlarda sizi paralelle işbirliği yapmakla suçluyor. Yani nihayetinde bu kuruluşlar, yayın kuruluşları bir yerde hükümet tarafından paralel güçlerin medyası olarak adlandırılıyor ve buradan da işte özellikle CHP'nin bünyesindeki ulusalcılardan da zaman zaman şunu duyuyoruz. Yani işte CHP'nin işte paralelle veyahut da cemaatle
işbirliği içerisinde bir görüntü vermesi rahatsız ediyor diyor. Bunu nasıl değerlendirirsin efendim? Bu CHP'nin içerisinde olmaz. Yani CHP'nin içerisinde değil ama solda bunlar vardır tabii. Yani solun tamamı Cumhuriyet Halk Partisi demek değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcudiyeti de sol demek değildir. Yani evet. Bu yer yer olacaktır bunlar. Ama şu andaki gelmiş olduğumuz noktada medyanın bu durumda olmasını biz kabul edemiyoruz. Paralel yapı diyoruz. Paralel yapının desteğindeki kanallara destek diyoruz. Bundan 2 yıl öncesi, 17 Aralık 2013'ten önceki bu yapı kiminle beraberdi? Bu yapı şu andaki mevcut siyasal iktidarla, şu andaki mevcut o günkü başbakan, bugün cumhurbaşkanı olan Sayın Tayyip Erdoğan'la beraberdi bunlar. Bunlar bizim ülkemizde tüm olumsuzlukları, yalan, iftira, yazar çizer, haber üretme, evrak üretme olaylarını beraber yapmadılar mı? Ergonokon yarattılar, balyoz şeyini yarattılar askerimizin içerisinde. Bunlar beraber yapmadılar mı bu işleri? Bunlar beraberdi o zaman. O zaman bunlar paralel değildi de. Paralelin dışında Cumhuriyet Halk Partisi bunların yaptıklarını o günkü koşulların itibaren eleştiriyordu. Yanlış olduğunu söylüyorduk. Hukuksuzluk yapıyorsunuz diyorduk. Siz anayasal suç istiyorsunuz diyorduk. Bugün de aynısını diyoruz. Bugün kim hangi haberi, yanlış haberi, doğru olmayan haberi, çamur haberi nasıl yapıyorsa biz onun hukuksuz olduğunu söylüyoruz. Ama bugünkü mevcut durum, yapılan haberler mevcut hükümetin dışında Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın karşısında bir haber yapılması, onların olumsuzluklarını anlatılmasından kaynaklanmadan dolayı yapılan haberlerin paralel yapının desteklenmesi anlamında değildir. Biz demokrat insanlarız. Cumhuriyet Halk Partisi Sosyal Demokrat bir parti. Demokratlar her tarafa eşit mesafede anayasal çerçeve içerisinde hukuksal yaklaşmak zorundadır. Tabii gündemdeki bir başka konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı basın ve medya bölümüyle aracılığıyla bir takım illere, kişilere PTT aracıyla 5.000 ila 7.000 TL arasında seçim öncesi bir şekilde yardım dağıtması bugün gündemdeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de, Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bu konuda birçok açıklama geldi bugün. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz olaya? Şu anda Cumhurbaşkanı'nın görevi, şu anda devletin başı. Devletimizin başı. Devletimizin başındaki şahsın tarafsız olması gerekiyor. Siyasal yönü, ideolojisi olacaktır. Ama partiler arasında siyasal partilere eşit mesafede olmak zorunda. Ama ne yazıktır ki şu andaki Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğu bugünden bu zamana kadar Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan, makamda bulunanların tersine bir farklı bir Cumhurbaşkanlığı taraflılığı sergilemiştir. Şöyle diyor Sayın Cumhurbaşkanı, ben halkın oyuyla seçildim diyor. %52 oyla seçildim diyor. Doğrudur. Kabul ediyoruz. Ama siz 7 Haziran seçimler öncesi Adalet Kalkınma Partisi'nin yanında, AKP'nin yanında siz özellikle taraf oldunuz. AKP'li taraf oldunuz. Ve onun siyasal iktidarını, siyasal düşüncelerini ve oy almasını Türkiye'de mevcut kazanımını elde etmek için uğraş verdiniz. Şu anda mevcut Adalet Kalkınma Partisi %40 oylarına düşmüştür. Ve o oylara girmeyelim. Düşmüştür. Oyla, seçim yasakları nedeniyle oy tahmini şeyleri vermiyoruz Sayın Vekilim. Tamam şöyle normal, diyelim. Onlara, tamam, öyle diyelim. Onlara lütfen tabii, seçim yasaklarına riayet edelim. Tabii. 7 Haziran seçimleri itibariyle oyu düşen siyasal partinin Cumhurbaşkanı da bunu desteklediğine göre, Cumhurbaşkanı'nın da direkt desteği içerisinde olduğuna göre Cumhurbaşkanı'nda halk desteği düşmüştür. Cumhurbaşkanlığı şu anda halkın tamamını, %51'ini temsil eder durumda değildir. Dolayısıyla yanlışlar vardır. Bunlar söylenecektir. Bunlar da yanlıştır diyorsunuz. Evet, evet. Evet, yardımlar yanlıştır diyorsunuz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim vaatlerine gireceğim ama geçen haftalarda sizin yaptığınız bir açıklama gündemi bir hayli meşgul etmişti.
Suriyeli mültecilere seçmen kağıtları dağıtıldığını iddia ettiniz açıklamalarınızda. Bununla ilgili ciddi duyumlarınız var mı? Cumhuriyet Halk Partisi olarak engelleme veya bir takım Yüksek Seçim Kurulu'na, Seçim Kurulu'na gibi başvurular yapıldı mı? Ne yapıldı bunun için? Tabii biz 7 Haziran öncesinde bunları yaşadık. Şu anda yaşar durumdayız. Ben o günkü beyanatımı bana verilen haberlere göre o beyanı bulmuştum. Çünkü Çiftlik Caddesi'nde ve Samsun'un genelinde Suriyelilerin mevcut olduğunu biliyoruz. Şimdi bizim seçmenimizin elinde seçmen kağıtlarının olabileceğini düşünebiliyoruz. Olması da bir gerçektir. Yani olması gerekiyor. Evet. Yani çünkü muhtarlıklar seçmenimize seçmen kağıtlarını dağıtır durumda. Şimdi bu seçmen kağıtları Suriye'den gelen mülteciler veya Suriye uyruklu vatandaşların elinde geziyorsa bunun anlamı ne? Ne anlama gelir? Ben o Suriyeli vatandaşa getir şu seçmen kağıdına bakacağım diyeceğim ya. Yani biz bu durumla karşı karşıya kaldık. Ben bu olaydan sonra bu haberi yaptım. 7 Haziran seçimler öncesi biz Atakum'da bir apartmanda 4 kişinin kaldığı İkametgah ettiği bir apartmanda 24 kişinin o adrese yazıldığını ve mevcudiyetini gördük. Ne bu insanları kimse tanıyor ve o hanedeki insanları tanımıyor. Apartmanın diğer dairelerinde aynen böyle olduğunu gördük. Ve bunların mücadelesini verdik. Bir şekilde o vatandaşlara gidip bizim kendi şikayetimiz de olmadı. Ama orada ikametgah eden vatandaşımız gitti. İlçe Seçim Kurulu'na burada böyle bu tür vatandaşların ikametgah edilerek seçmen kağıdı dağıtıldığını, verildiğini ama bunların doğru olmadığını, bizim burada konakladığımızı, ikametgah ettiğimizi ifade ettiler ve bir şekilde onları sildirdiğimizi biliyoruz. Biz bunlarla çok uğraştık. Bu dönemde de bunlar var mıdır? Vardır. Çünkü biz bu ülkede 55 milyon insanın seçmen olarak oy kullanacağı 1 Kasım seçimlerinde 75 milyon seçmen kağıdının dağıtıldığı yerde her türlü hileye, hurdaya, her türlü adaletsizliğe ve şu andaki mevcut siyasal iktidarın her türlü olumsuzlukları kullanacağı düşüncesi içerisindeyiz. Ama şunu çok iyi bilsinler. Biz Türkiye'nin her tarafında. Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber Milliyetçi Hareket Partisi, Halkın Demokrasi Partisi ve diğer siyasal partiler bunların bu olumsuzluklarına, eylemsizliklerine, yanlış eylem yaptıklarına engel olacağız. Sandıklara bu dönem daha çok sahip çıkacağız ve sandıklarda Cumhuriyet Halk Partiler varlıklarını daha çok hissettirecekler. Olumsuzlukların yapılmasını, yanlışlıklara yer verilmemesini, usulsüz oy kullanmalara mutlaka engel olacağız. Sandık başındaki geçmiş dönemlerde AKP'li sandık başları memurlarının ve sandık başındaki görevlilerinin tek başlarına oy kullandıklarını biliyoruz. Bu dönem için buna izin vermeyeceğiz. Dönelim seçim beyannamesine. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkladığı seçim beyannamesinde hiç kuşku yok ki en dikkat çeken vaatlerin başında asgari ücret ve emeklere yönelik vaatler geliyordu. Yani bunun üzerinde tartışma oldu. 7 Haziran öncesinde de vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatleri arasında. Sonra iktidar partisinin de İşte vaatlerini sizden kopyaladığı iddiaları gündeme geldi. Neler var vaatlerinizde? Yani topluma Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında veya iktidar ortaklığında neler vaat ediyorsunuz? Neler vereceksiniz? Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında devletin memuruyla, işçisiyle, esnafıyla, sanayicisiyle, çiftçisiyle, tüm çalışanlara beraber üretim alanlarında mevcut durumlarının daha iyi iyileştirilmesi açısından destekler durumda olacağız. Biz emeklilerimizin durumunu neden iyileştirmesini istiyoruz? Ülke ekonomisinin geldiği noktayı biliyoruz. Tüm emeklilerimizin çoğunluğu şu anda, %90'ın üzerindeki emeklilerimiz gerek kendi ekonomik durumlarının yaşamlarını sürdürülmesi açısından, gerekse çocukların, gerekse torunlarının yaşamlarını sürdürülmesi açısından emekli maaşlarının tamamen şu andaki mevcut durumla itibaren borçlandığını biliyoruz. Şu anda emekliler emekli maaşı almıyorlar. Aldıkları günün ayın ertesi günü
kendilerine o ay yaşamını idame ettirebilecek şekildeki bir finansın elinde olmadığını biliyoruz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Emekliler arasında büyük bir uçurum var. Bir emekli 470 lira maaş alıyor ve onun üzerindeki emekli maaşı alanlara 5 bin lira dahi, 10 bin lira dahi emekli maaşı alanlara hiçbir sözümüz yok. Ama ne hikmettir? 470 lira gibi bir emekli maaşıyla bu ülkede nasıl geçinilebilir? Yani zaten 25 yıl, 30 yıl çalışmış bu vatandaşımız. Aç susuz yaşamını idame ettirmiş. Emekli olmuş. Emekli olduğu zaman da fiziken hareket edemeyecek artık o maaşla da geçinme durumunda olan bir vatandaş. Ya böyle bir parayla 470 lira, 600 lira, 850 lira, 900 lira en iyi emekli ortalama maaş alanların durumu şu anda 1000 TL. Size soruyorum. Şu anda bu emekli maaşını vatandaşlarımıza çok görenler acaba kendilerinin çay parasının kaç lira olduğunu söylüyorlar mı vatandaş? Bunlar şu andaki bu siyasal iktidar 13 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Bunların da biliyorum ki yaşamlarında 1000 TL gibi bir parayla nasıl yaşam sürdüreceklerini ben anlamıyorum. Şu andaki siyasal iktidarın yöneticileri devletin 13 yıldır ki tüm ekonomik verilerini kendi şahıs hanelerine geçirdiler. Usulsüz bir şekilde. Çünkü ihale yoluyla geçirdiler. Bir şekilde teşvik ettiler. Bir şekilde gittiler işte kömür dağıttılar, para kazandırdılar. Bir tarafa gittiler müteahhitlere hizmet aldığı altında şey verdiler. Ekonomik destek sağladılar. Yani 100 liralık bir yaptırımı yapılması gereken bir işin 200 lira, 250 lira verildiğini biliyoruz. Ne yazıktır ki bunların hepsi bilinçli yapıldı. Bu ülkede şu anda en büyük ihaleler Türkiye'de. İsim söylemeyelim. İsim vermiyorum. 5-6 firmaya verilmiştir. Ya bu ülkenin ekonomik koşullarını bu dönem içerisinde başka bu ülkede sanayici, tüccar, müteahhit firması yok mu yoksa? Bu 5-6 kişiden hariç. 5-6 firmadan hariç. Çünkü bunların hepsi AKP ile şu andaki mevcut siyasal iktidarla birlikte hareket edenler. Ve tüm TOKİ'ler bunlara verilecek. Tüm altyapılar bunlara verilecek. Yollar, sular, köprüler hepsi bunlara verilecek. Okulların yapılması bunlara verilecek. Hatta orada taşıma yapılan tüm okul taşımaları bunlara verilecek. Ne hikmettir? Ya yazıktır, günahtır. Yani bunlar yapılırken kimin parasını kimden? Bunların bir temel örgüsü var. Laik demokratik cumhuriyetin ekonomik verilerinin kendi yandaşlarına aktarılması bunlar için sevap. Bunlar bu yüzden yapıyorlar bu işi. Ama biz diyoruz ki yarın Cumhuriyetimizin kuruluş yılının yıl dönümü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Ben şahsen isterdim ki yarınki bir günde ülkemizin her tarafında iş yerleriyle, evleriyle, hayatın her alanında Türk bayraklarıyla süslenmiş bir ülke halinde Cumhuriyet Bayramımızı kutlar durumda olalım. Ne yazıktır ki şu anda bizi ondan alıkoydular. Çünkü son 6-7 yıldır Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı günlerde kesinlikle bir bahane yaratılarak Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmasını engellediler. Bu alanlarda olmadılar. Cumhuriyet Bayramı'nda devleti temsil eden cumhurbaşkanları, başbakanları, bakanları Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı alanlara devlet adına temsilci olarak olmadılar. O alandan çıktılar. Ya bir hastalık bahanesi veya yurt dışı bahanesiyle mutlaka bu alanlardan çıktılar. Bu ülkenin kurulması, Cumhuriyet'in kurulması 29 Ekim. 29 Ekim bizim en büyük bayramımız. En görkemli bir şekilde kutlamamız gereken bir bayram. Neden kaçıyorlar buradan? Neden kaçtılar? Çünkü bunlar Cumhuriyet'e karşı. Doğu ve Güneydoğumuzda uluslararası sermayenin emperyalizmi desteklediği bir PKK var. Bu PKK bu ülke için çok tehlikeli olduğunu biliyoruz. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü parçalamak için. Ama biz buna izin vermeyeceğimizi canı gönülden biz de onu biliyoruz. Onda rahatız. Böyle bir şeyin olmayacağını izin vermeyeceğimiz. Ama ne hikmettir ki? Bu ülkenin kuruluş tarihi Cumhuriyet. Bu ülkenin yönetim şekli Cumhuriyet.
Cumhuriyetin değerlerini yok eden bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Cumhuriyet değerlerinin hangi 29 Ekim, 10 Kasım, 23 Nisan, 19 Mayıs tamamen kutlanmaz duruma gelmiştir. Neden? Neden bugünkü siyasal iktidarın şeyiyle, varlığıyla? Ben diyorum ki Cumhuriyeti kuranlara, Cumhuriyete kuranlara dil uzatanlar bugün iş başındadır. Ama 7 Haziran seçimi bunların uzayan dillerini halk bir şekilde oylarıyla kesmiştir. Ben inanıyorum ki 1 Kasım'da bunların dili bir şekilde bir daha kesilecektir. İnşallah bu halkımız bunları Cumhuriyet'in değerleriyle beraber konuşamayacak duruma getirecektir. Temennim bu doğrultuda. PKK dediniz, seçim vaatlerinden devam edeceğiz ama yani orada da şöyle bir eleştiri var. PKK'yı terör örgütü kabul ediyorsunuz ama PKK'nın hamiliğindeki HDP ile iktidar ortaklığını göze alıyorsunuz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şimdi başta özgür medya dedik. Yani bizim açımızdan önemli olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti devlet açısından da çok önemli özgür medya. Evet. Şimdi biz medya tüm varlığını, tüm haberlerini anayasal çerçeve içerisinde, hususal çerçeve içerisinde yaptığı zaman bir şey deme hakkımız var mı? Yok. Şu anda mevcut HDP'nin mevcut kuruluşu anayasal düzen içerisinde kurulmadı mı? Anayasamıza göre kurulmadı mı? Hukuk çerçevesi içerisinde kurulmadı mı? Kuruldu. O zaman yani şu anda HDP bize göre bu ülkenin varlığındaki kendi insanlarını temsil edebilecek, oy aldığı insanları temsil edemeyecek durumdaysa bu partiyi neden kurdurdular? Yani onun kuruluş felsefesine bakmıyorlar, kuruluşuna bakmıyorlar, eleştiriyorlar. O zaman şöyle yapacağız. Biz diyeceğiz ki bizim işimize gelen partiler, bize siyaseten oy veren partiler doğrudur. Bizim anlayışımız doğrultusunda kurulan partiler doğrudur. Bizim anlayışımız doğrultusunda hareket etmeyen partiler bu ülkede olumsuzdur. Böyle bir şey olamaz. Demokrasilerde böyle bir şey yok. Yani biz Türkiye'de şu anda siyaseten kaç tane parti seçime girecekse, bu siyasi partiler de kendilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup açısından veyahut milletvekili açısından temsil edecek durumdaysa biz her partiyle işbirliği içerisinde beraber yürümeye varız. O zaman şöyle diyorum. Adalet Kalkınma Partisi bana göre çok tehlikeli. Neden tehlikeli? Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber, Cumhuriyet değerlerinin yok edilmesi için 13 yıldır emek vermediler mi? Şu anda mevcut durum itibaren 13 yıldır Cumhuriyet kazanımlarını, Cumhuriyet değerlerini yok etmek için mücadele ediyorlar. Bunlar kim o zaman? Nasıl bir parti bu o zaman? Yani bunun varlığı söz konusu iyi de HDP'nin varlığı kötü mü? Böyle bir şey olamaz. Demek ki anayasamız izin veriyor. Hukuk sistemimizde böyle bir şey var, yaşama sistemi var. O zaman buna saygılı olmak zorundayız. Yani hukuk kesin olarak bir kapatmayı ortaya koyup evet. O zaman zaten olamayız ki. Terör örgütünün yani resmen terör örgütünün uzantısıdır demedikten sonra bizim için siyasi partidir. Siyasi parti. Evet. Devam edelim isterseniz. Bu emeklilerden girmiştik ama sonra bayramlara, Cumhuriyet değerlerine gittik. Emeklilere ne yapacağız? Biz emeklilere çok önemli. Emeklilere girmedik. İşçiye ne vereceksiniz? Öğrenciye ne vereceksiniz? Kadınlara ne vereceksiniz? Oradan şimdi, devam edelim. Şimdi değerli üstadım, emekliler çok önemli tabii. Emeklilerin ekonomiye. Emeklilere başta vaat ettik ve bu vaatlerimizde de önümüzdeki 1 Kasım'dan sonraki kesinlikle hükümet olacağımızı biliyorum. Çünkü halkımız bizi o yönde, yurttaşlarımız bizi tercih edecektir. Bizi önümüzdeki 1 Kasım seçimlerinde siyasal iktidar yapacaklardır. Onu biliyorum. Onda hiçbir kuşkum yok. Biz emeklilerimize dini bayramlarımızda, Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda aldıkları maaş oranında bir reklamiye sağlayacağız. Başta şunu yapacağız. Emeklilerimizin arasındaki maaş farklarını da düzelteceğiz. En üst seviyeye doğru çekmeye çalışacağız. Yani her emeklimiz
1100-1200 liranın üzerinde bir maaş alır durumda olacak. Ve onun üzerindeki maaş alan emeklilerimiz de enflasyon oranında onların da maaşları yükseltilecek. Öbür tarafta ne yapacağız emeklilerimiz için? Emeklilerimizin mevcut yaşamlarını sürdürürken şu anda karşılaştıkları bir sürü sorunlar var. Hastaneye gidiyor, muayene ücreti var. Eczaneye gidiyor, ilaç, katılım payı var. Doğru mu bunlar? Emekli olmuş zaten, yaşamını zor sürdüren bir insan. Bunları tamamen kaldıracağız. Emeklileri arasındaki iyileştirmeyi yapmasak ittifak yasasını bir şekilde derhal çıkaracağız. Emekli olmuş çalışan durumdaki emeklilerimizin sosyal katılım payını sıfırlayacağız, kaldıracağız. Emekliler için yapabileceğimiz en büyük ekonomik destek bu olacaktır. Asgari ücret çok önemli. Asgari ücret kesinlikle bu ülkede 1500 TL olacak. Çünkü asgari ücretle 1500 lirayla, 1000 lirayla, 850 lirayla bir tane yaşayabilecek 3 haneli bir nüfuslu bir ailede, 2 haneli bir nüfuslu bir ailede bana çıkarsınlar desinler ki ya nasıl yaşamını sürdürüyorsun diye sorsunlar. Şehirde yaşarken ama. Şehirdeki yaşayan insanımızın asgari ücretle, bugünkü asgari ücretle yaşam şartı mümkün değil. Bunlar iş yerlerine iş verimlerini düşürüyor. Ve alabildiğine yaşamlarını sürdüremedikçe gidip o bankadan bir kart alıyor, öbür kart, bankadan bir kart alıyor. 3-5 tane kartla aldıkları kartla 500 lira, 1000 lira değerinde 5-6 tane kartla beraber en az 5-10 bin lira borçlanır durumda. Bunu da takla atarak götürüyor kendini. Yaşamını şu anda böyle sürdürüyor. Nereye kadar götürecek? Çünkü yaşamını sürdürebilse, aldığı parayla geçinebilecek durumda olsa borç yapar durumda olur mu bizim asgari ücretimiz? İnsanlar olmaz. Biz asgari ücretliyi kesinlikle 1500 TL yapacağız ve asgari ücretliden alınan esnafın, sanayicinin ödemiş olduğu primi kesinlikle ödetmeyeceğiz. Yani o vergiyi kaldıracağız orada. Yani asgari ücretli çalışan insanımıza o ücret verilirken işveren 1500 TL'yi verir durumda olacak. Kendisine ek bir yük sorumluluk getirilmeyecektir. Bunlar yapılırken tabii asgari ücretle çalışanların durumu buyken bir de taşeron çalışan insanlarımızın durumu var. Devletin tüm kurum kuruluşlarındaki AKP dönemi içerisinde özellikle bunlar devlet kurumları içerisinde çalışanları taşeron işçi yaptılar. Ya siz çalıştıran sizsiniz devlet olarak. Siz aracı niye koyuyorsunuz? Vatandaşla devlet arasında aracı konur mu? Ha, aracı koyuyorsun, kim koyuyorsun? Aracıyı kim? Buradaki aracı kim? Yandaş. Yandaşa mutlaka bir şey aktarmak gerekiyor. İşte bu şekilde aktarıyorlar. Taşeron işçisi arkadaşlarım bunu iyi dinlesin de yurttaşlarımız. Bunlar yapılırken sizi düşündükleri için yapmadılar taşeron işçi. Taşeron işçiliğinde devletin varlıklarını size vermeden önce size verirken bir başka yandaşına da bir ücret aktarılması gerekiyordu. Bunun için yaptılar. Türkiye'nin her tarafında bu durumda şu anda. Biz taşeron işçiliği kaldıracağız. Tüm işçilerimiz, devletin kadrolu işçileri, çalışan memurları toplu sözleşmeli grevli hakka sahip olacak. Bunu kesinlikle yapmamız gerekiyor. Sosyal devlet bunu yapmasını gerektiriyor. Öbür tarafta işçilerimizin çalıştığı yerde iş güvenliği sağlığı açısından özel duruma getireceğiz. Şu anda iş sağlığını getirilen yasada işveren iş sağlığını uygulayan personele kendi parasını ödüyor. Ya hem kendisini denetlettirecek hem de maaş ödeyecek. Bu nasıl olacak bu iş? Biz bunu kabul edilir görmüyoruz. Yani devlet bunları yeniden iş güvenliği sağlığını uygulayan, iş güvenliğini uygulayan yapıya maaşının devlet tarafından ödenmesi gerekiyor. Bunu da taşeron işçilikle beraber ve askeri ücretle beraber bunu sağlayacağız. Diğer tarafta
bizim gençliğimiz çok önemli. Üniversite gençliğimiz çok önemli. Çünkü ülkemizin kalkınması ve eğitimli bir şekilde ülkenin yeniden üretim alanlarına sağlık bulması için üniversite gençliğimizin kesinlikle desteklenmesi gerekiyor. Maddi imkanları yetersiz olan öğrencilerimize, tüm öğrencilerimize yani maddi imkanları karşılıksız eğitim bursu vereceğiz. Ve diğer tarafta bizim halkımızın, yoksul halkımızın, geçim durumu iyi olmayan insanlarımızın çocukları üniversitelere gidiyorlar. Gittikleri yerlerde yurt bulamıyorlar. Yurtlar varsa bir şekilde AKP'nin şu anda özellikle şu an bu dönemdeki yapmış olduğu olumsuzluklar, sanki insanlar diyor ki bana yurt çıkmadı. Ben yurt, işte yurt verilmedi bana. Zaten yurtlar yetersiz. Olan yurtları da AKP siyasal iktidarıyla beraber şu anda kendi yandaşlarına tahsis etti. E ne yapacak garip kurabanın çocukları? Bunlar bu ülkenin vertleri değil mi? Bu ülkede vergi ödeyen, çalışan, bu ülkede askerlik yapan vatandaşlarımız değil mi bunlar? Bunların çocuklarını yapacak. Bunların çocuklarını yok sayıyorlar. Böyle bir anlayışa dur diyeceğiz. Ben şunu iddia ediyorum. Özellikle Cumhuriyet-i Abbas'ın iktidarında kendisinin siyasal olarak Adalet Kalkınma Partisi'ne oy verdiğini ifade eden yurttaşlarımızın çocuklarının özellikle yurtlarda öncelik kazanmasına, onların yurtlarda yerlerinin mutlaka verilmesi gerektiğini, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bunu yapacağız. Çünkü biz insan ayrımı yapmayacağız orada. İki kişilik yurtlar yapacağız. O da iki kişilik odalı yurtlar yapacağız. Sıcak su içerisinde olacak. İnternet içerisinde olacak. Televizyon içerisinde olacak. Yani bizim çocuklarımız sağlıklı bir eğitim durumuna gece geldiği zaman rahat edecek. Yurt konusunu dediniz de bizim Samsun evet. Milletvekili Gençlik Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç geçen bizim programımızdaydı. Yurtlarla ilgili şu an kapasitenin 290 bin yıl ortasında da 600 bin olacağını, şu an zaten çok büyük bir problem olmadığını, içinde bilgisayar, internete de olduğunu, sıcak suyunun da olduğunu ve yeni sistemlerde de işte daha düşük koğuş odalı sisteme geçtiklerini anlattı yani. Dolayısıyla biraz orada hemşerimiz de olduğu için işini iyi yapıyor, izlenim vermiş. Yok, ama Sayın Bakanımıza katılmıyorum o konuda. Çünkü evet. Biz bunu birebir, ben milletvekili olduğum için sorunları daha derinlemesine birebir yaşıyorum. Büyük bir şehirde, gerekirse isim de söylerim tabii, şahsın ismini de söylerim. Yurt çıktı, yedekten çıktı. Kaçıncı yedek? 43. yedek. 87. yedek. Biz bekledik ki bu yurta yerleştirin ya, sorduk. Dedik ki ya bu sayıdaki şeydeki yedekteki insanlarımız yurda yerleşir mi? Dediler ya çok şeyde erken bir yedek durumunda kesinlikle yerleşir. Ne hikmetse 5'i yukarı çıkmadı şey yedekler. 6 olmadı yedekler. Neden olmadı? Daha sonradan araştırdık, sorduk. O gelmeyen, yurda yerleşmek istemeyen, yurt kazanmış, yurt hakkını kazanmış vatandaşlarımızın, öğrencilerimiz yerine bunlar kendi yandaşları bir şekilde yerleştirir durumda oldu. İddia ediyorum burada. Sayın Bakanımız da çıktığı zaman sorun bu soruyu. Neden böyle oldu diye. Neden böyle usulsüzlük yapıldı diye. Ve son zamanda şu da yapılıyor. Bak şimdi. Seçime bir hafta kaldı. İşkor vaatleriyle tüm vatandaşlarımızın vaatleri sömürülüyor. Onlara vaatte bulunuyor. Sizi iş kur vaziyeti şeyiyle işe aldık diyorlar. Nerede iş aldın kardeşim? Ya insanların duygularını, geleceklerini sömürmeyin. Değerli arkadaşlarımız, değerli yöneticiler, AKP iktidarı. Buna siz günah sevabı çok iyi bilen diye kendinizi ifade ediyorsunuz. Günahı da iyi bildiğinizi ifade ediyorsunuz. Günahtır diyorum bunlara. Günah işlemeyiniz. Bunları yapmayınız. Halkımızın duygularını sömürmeyiniz. Vaatlerde bulunarak onların geleceğini kendilerine zehir etmeyiniz. Umut dağıtmayınız. Umut dağıtmak en kötü şeydir. Yapmamak daha iyidir, biliyor musunuz? Umutlandırırsınız. O insanlar bir hafta 10 gün umutlarıyla 15 gün yaşarlar.
Daha sonra olmadığını gördüğü zaman o umutsuzlukları kendilerini perişan eder. Siyasette şu an siyasetçilerin tamamının yaptığı bir umut dağıtmak gibi sayın vekilim. Yani sizler de bu seçim vaatlerini verirken 1500 lira verdiniz, başka şeyler verdiniz. Yani sizler de umut dağıtıyorsunuz. Biz bunu şöyle yapmıyoruz ama. İnsanları çağırıp her şehirde şu anda dün haber aldım. Vezirköprü ilçesinde 150-155 tane insanı çağırmışlar. Sizi iş alacak. Neresine koyacak? 155 tane, 150 tane insanı koyabilecekler. Bir tane bana iş yeri göstersinler Vezirköprü'de. Hangi sistem alanı yarattılar da neye göre iş alacaklar? Doğru, seçim esnasında yani birkaç aylığına bunu yapabilir durumdular. Ondan sonra ne olacak bu vatandaşlarımız? Bunların geleceği ne olacak? Bunlara ne yapacak? Bir de bunlar İşkur'la vaat ediyorsunuz. Asgari ücreti yarısının parasını veriyorsunuz. Yani bunları yapmayınız diyoruz. Bunlar bu ülkenin geleceği için olumlu şeyler değil. İnsanların umutlarını kırmayın. Umutlarını yeşeren insanlar başka yerde kendilerine iş ararken sizin vermiş olduğunuz umutla oraya yerleşir durumda olacaklarını düşünecekler. 3-5 aylığına sizin vaatleriniz onlara 3-5 ay sonra seçim yatırımı diyorsunuz. Zehir zıkkım olacak. Seçim kandırmacası diyorsunuz. Evet. Yani diğer tarafta üniversitedeki öğrencilerimizin varlığı. Bunlar biz YÖK'ün 12 Eylül faşizminin bir şey olduğunu biliyoruz. O günden bugüne kurulan bir varlığı olduğunu biliyoruz. YÖK'ü kesinlikle kaldıracağız. Ve üniversitedeki öğrencilerimizin üniversite yönetimindeki katılımlarını sağlayacağız. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü üniversitelerimiz kendi özgür yönetimleri ancak böyle oluşturabilirler. Bunu yapmak zorundayız. Diğer tarafta ne yapacağız? Çiftçimize destek çok önemli. Evet. Süremiz azalıyor. Hızlı yaparsak Tabii. Teşekkür ediyorum. Çiftçimize destek çok önemli. Çiftçinin mazotunu kesinlikle 1800 TL yapacağız. Bunu yapmak zorundayız. 1 lira 80 kuruş demek istedim. Evet. 1 lira 80 kuruş olacak. Evet. Çiftçinin giderlerini kullandığı tohumu, gübresi, ilacını yarı fiyatını indireceğiz. Vergiler kaldıracağız. Ve üretimi en üst seviyeye getireceğiz. Diğer tarafta esnafımızın sorunlarını en iyi şekilde geçmiş dönemde bağ kuruluyla sosyal sigorta kuruma prim ödeyenler aynı dönemler içerisinde aynı dönem şeyde emekli olamıyorlar. Bu eşitsizliği de kaldıracağız. Teknolojik olarak yüksek katma değer sağlayan, yatırım yapan tüm yatırımcılara 3 yıl boyunca vergi almayacağız. Onlara en üst seviyede destek sağlayacağız. Bunları yapmak zorundayız. Şimdi diğer tarafta bir de benim gezdiğim, gördüğüm yerlerde en çok olumsuzluğa karşılaştığım vatandaşımızın işte sosyal yardım fonlarından 300 lira, 500 lira, 150 lira gibi fonlarla geçimini sağlandırdığını biliyoruz. Biz bunu kesinlikle sonlandırmayacağız. En az bunları 2 katına çıkaracağız ve bunları yasal hale getireceğiz. Bunun yasal durumunun da aile sigortasıyla yapacağız. Yani yoksul yaşamını sürdüremeyen, gerçekten ihtiyaçlı insanlarımızın tespitini devletin kadrolu elemanları oluşturacağız. Onların denetiminden geçecek. Emeklilerimiz nasıl bir emekli hakkına sahipse onlar da o hakkına sahip olacaktır. Yani yoksul insanımız bu ülkede ben yoksulum diye sokaklarda sadaka toplar durumda olmayacak. Gidip dilencilik yapmayacak. Bunları yapmak zorundayız. Diğer tarafta asgari ücretle beraber işsizlik en üst seviyeye çıktı. Biz mega kent, mega projeyi biz Türkiye'de mevcut şekliyle iktidarımızla başlatacağız. 2035 yılı süresi içerisinde en az 2 milyon 200 bin insanımıza istihdam sağlayacağız. Ve dünya ekonomisini de 5 kıtanın ekonomisini Türkiye'de buluşturacağız. Onun için bu çok önemli. Diğer tarafta milli bayramlarda bu zamana kadar tatili bırak, kutlamayı bırak, hiç tatil olmasını engellemesi yapılıyordu. Ne hikmetse 4 gün tatil yapıldı 29 Ekim. Halkımızın bu konuda
bu konuda buna duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Bunların seçim malzemesi olduğunu, güya sosyal demokrat insanların, Adalet Kalkınma Partisi'ne oy vermeyen insanların daha duyarsız olduklarını düşünüyorlar. Sandığa gitmeyeceklerini düşünüyor. Ben biliyorum ki sandığa gitmeyen vatandaşlarımız bu dönem için en üst seviyede gidecektir. Oylarını kullanacaktır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verin demiyorum bu konuda. Sandığa gidiniz, hangi parti, hangi düşünceye oy verirseniz veriniz. Ama sizin her vermiş olduğunuz oy AKP'nin, yani Adalet Kalkınma Partisi'nin oyunu düşürecektir, düşürmektedir. Onun için çok önemlidir diyorum. Diğer tarafta demokrasimiz çok önemli. Demokrasi, demokratik kuralları, teamülleri yok ederek ortaya çıkmaz. Tam tersine demokrasiler, demokrasideki eksikleri giderek anayasal olarak eksikleri tamamlamak için yasa yapılır. Bunlar demokratik özgürlüklerimizin varlıklarını bir şekilde yok edebilmek için yasalar hazırladığı durumda oldular. Yani torba yasalar bu yüzden hazırlanmıştır. O torba yasalara beraber gelen yasalarda şu andaki medyanın ne hale getirildi, bundan sonra ne hale geleceğini bizler görebiliyoruz. Bir de vatandaşlarımızın Samsun'un özelinde sorunları var. Örneğin Havza'nın Karşıyaka Mahallesi'nde sel felaketi oldu. Aradan 20-25 gün geçti. Daha bu felakette mağdur gören insanlarımızın bir şekilde kanalizasyonların dışarı aktığını biliyoruz. Yörükler Beldesi'nde usulsüz bir uygulamaya, yasal olmayan bir uygulamayla vatandaşlarımızın karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Bunlara dur diyeceğiz. Ve Terme'deki sel felaketinden mağdur olan vatandaşlarımızın da tamamen mağduriyetlerinin giderilmediğini gördük. Bunlar yanlış uygulamalar. Yani doğal felaketi, yani insanlarımız kendisi mi yarattı? O doğal felaketin olduğu yere yaşar durumlarda sahip bu insanlarımız, bunların bir şekilde durumlarını da iyileştirmesi gerekiyor. Ve o felaketten ekonomik olarak kayıpları da bir şekilde yeniden onlara verilmesi gerekiyor. Diğer tarafta bütün şehir yaşasıyla beraber, biz halkımıza bunu izah ettik. Dedik ki ya bu köylerimizdeki yaşayan vatandaşlarımıza, bu bütün şehir yasası sizin tamamen aleyhinize dedik. Gelin bu şekilde bu olaya destek vermeyiniz. Destek vermemelerinizde AKP'ye oy vermemekle olur diye söyledik ama anlatır durumda olmadık. Ben Samsun'un şu anda gitmiş olduğum 930 köyündeki tüm olayların vatandaşlarımızın bu bütün şehir yasasından hoşnutsuz olduklarını görüyorum. Uygulamalardan hoşnutsuz olduklarını görüyorum. Ve felaketin daha kendileri göremediler. Felaketi göremediler. Şu anda köylerimizdeki yerleşik durumlarımız iç içe geçmiş. 3 metrelik yollar, 5 metrelik yollar. Yani traktörün zor geçebildiği yollarda siz nasıl imar yapacaksınız? Yani şu andaki vatandaşımızın mevcut durumunun, yerleşik durumunun imarını nasıl yapacaksınız? Onu bilmem gerekiyor. Siz şunu yapmanız gerekiyor. Vatandaşımızın, yani kırsalda yaşayan vatandaşımızın ekonomik durumunu iyileştirmeden siz onun imar durumunun iyileştirme durumuna geçemezsiniz. Çünkü o bu ekonomik durumlarıyla sizin yeniden imar açacağınız yerlerde kendilerine konut yapamayacaklardır. Yerleşkesini değiştiremeyecektir. O yüzdendir ki çok önemlidir. Bunu yapamayacaksınız. Vatandaşlarımızdan alınan şu anda biliyoruz. Tüm Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketlerine özelleştirdiler. Bu özelleştirmeyle beraber kayıp elektrik durumunu da halkımızın sırtının üzerine yapmaktadırlar, yaslamaktadırlar. Ve öbür tarafta kaçak kayıpla beraber vatandaşlarımızın o toplayabilmek için, paraları toplayabilmek için yandaşlarına ne kadar bir %1 para aktardıklarını biz kaçak kayıp şeyiyle beraber, Samsun'da YEDAŞ var. İsim söylemeyelim. Tamam. Evet, şu andaki elektrik dağıtım şirketinin şu andaki göndermiş olduğu listeye baktıkları zaman, yani onlara ne kadar pay aktarıldığı kendileri rahat görmektedir. Şimdi Sayın Vekilim, süremizin sonuna geldik. Son bir iki cümle vedayla kapatalım. Bir sonraki programımızda artık Tabii biz tamamlandı. Evet, buyurun. Biz Sayın Başbakan'ın, Davutoğlu'nun dediği gibi
zalimlerin yanında yer almayacağız. Bizim iktidarımızda mazlumlar bizim başımızın üzerinde, onların her türlü yaşamları bizim için çok önemli olacaktır. Biz mazlumları benimsiyoruz, önemsiyoruz ve onların varlıklarını da korumak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında en iyi şekilde onların korumasını sağlayacağız. Zaten zalimler yönetimler tarihte mazlumları devamlı ezer durumda olmuştur. Bu ezer durumdaki iktidarlar döneminde şu andaki mevcut Adalet Kalkınma Partisi'nin iktidarında daha çok yaşatıldığını görüyoruz. Mazlumların üzerine nasıl gidildiğini görüyoruz. Biz Cumhuriyet'te yönetilen bir ülkeyiz. Cumhuriyet'in temel ilkeleriyle beraber bir anayasamız var. Bu anayasayla beraber her yurttaşımızın bir hukuku var. Biz vatandaşımızın hukuk değerlerine, onun hukuktan kaynaklı haklarını yok eden, siyasallaştıran iktidarın dönemine son vereceğiz. Buna halkımız son verecektir. 1 Kasım seçimleri çok önemli. 1 Kasım seçimleri çok önemli. Değerli yurttaşlarımız, şu anda mevcut siyasal iktidarı yöneten iktidar 13 yıldır iktidarda. Hiç ara vermeden geçmedi. Enflasyonun, şu andaki dövizin, ekonominin ne hale geldiğini görüyoruz. Sizin yoksul, kendisini bu ülkede yaşanmaz durumda gören vatandaşımız eğer AKP iktidarından memnunsa oylarını AKP iktidarına versin. Ama öbür tarafta sizi kredi borçlarıyla ülkenin tüm bankalarını, uluslararası banka sermayelerini ülkemize getirir, sizi borçlandırır, kredi kartlarıyla taklattırır duruma getirdiyse, bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında kredi kartlarından oluşturulan %80 faizi kesinlikle kaldıracağız. Evet. Ve sizin kredi kartlarından kaldırmış olduğumuz kalan borcunuzu, ana borcunuzu da 5 yıl eşit taksitlerle ödenir duruma getireceğiz. Sizin şu anda yoksullukla ve sizin borçlanmanızla beraber sizi yönetmeye çalışanların dönemine son vereceğiz 1 Kasım'da. Bu temel ve dileklerimle 5 dakika daha var. Açtık efendim. Açtık, reklamdan gideceğiz, başka programlar. Evet. Şimdi 1 Kasım seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne halkımızın destek vereceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının yükseldiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu dönem için mevcut komşularımızla beraber iç yönetimimizin kargaşası, dıştaki kargaşalık, Cumhuriyet'i nasıl Cumhuriyet Halk Partisi kurduysa, Cumhuriyet Halk Partilerinin önderliğiyle kurulduysa, biz yeniden bu dönem için Cumhuriyet değerlerini yok ederek, Cumhuriyetimizin kazanımlarını yok ederek 13 yıl ülkeyi yöneten siyasal iktidarın varlığına son vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığında yeniden ülkemizin kalkınan, üreten ve ürettikçe de yükselen bir ülke haline getireceğiz. Ve bunu yapmak için de yurttaşlarımızın çoğunluklu oylarına ihtiyacımız var. Ve bunu da bizim adımıza tercih edeceklerini düşünüyorum. Ve bu konuda bizi daha iyi değerlendireceklerini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında emeklisiyle, askeri ücretlisiyle, üniversite öğren gençliğiyle, taşeron işçisiyle beraber 7 Haziran seçimlerinde bu vaatleri verirken bu vaatlerin kaynağı nerede diye soran siyasal iktidarın bugün aynı vaatleri bizim oranımıza vermeye başladığını, halbuki siyasal iktidarları döneminde bunları vermeyenler şu anda vaatle bunu nasıl yerine getireceğini düşünüyoruz. Biz vaat değil, bunları Cumhuriyet Halk Partisi'nde halkımız için gerçekleştireceğimizi ve onların umutlarını yeşerteceğimizi, geleceğini belirleyeceğimizi düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğiniz oylarınız torunlarınızın, çocuklarınız değil sadece, torunlarınızın geleceğinin, ekonomik durumlarının iyileştirmesi, bu ülkenin kalkınmasını belirleyecektir. Ve bu akşam bizi televizyon başlarında izleyen, dinleyen, zamanımızın kıtlığı tabii, kısıtlığı çok evet, önemli. Evet. Ve teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz size de. Yurttaşlarımıza, bizi dinledikleri, izledikleri için de teşekkür ediyorum ve iyi geceler diliyorum.
Sevgili seyirciler, gündem özel programımızda Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili ve Milletvekili adayı Sayın Kemal Zeybek konuğumuzdu. 1 Kasım'a yönelik çalışmalarını ve parti düşüncelerini aktardı. Efendim bizden sonra siyasi programlarımız devam edecek. Bizden ayrılmayın. İyi akşamlar.